Şeddadi Kürt Devleti. Abbasilerin zayıflamasından sonra ortaya çıkan bölgesel hanedanlardan biri olup bilinen ilk kurucusu Muhammed bin Şeddad bin Kurtuk'tur. İslamiyet'ten sonra kurulan ilk Kürt devleti olma özelliğiyle Orta Çağ'da Müslüman ve Hristiyanlar arasında tampon devlet görevi görmüştür. Müneccim başının Şeddadiler döneminde yazılan ancak günümüze ulaşmayan Tarih-i Babul Ebvab adlı eserden yaptığı nakillerde hanedanlığın Kürt olduğunu aktarmaktadır. 9. ve 10. yüzyılda Azerbaycan'ı yöneten Salariler 948'de Rey önlerinde Güveyhilere yenilmeleri, Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerini Salariler adına idare eden bölge yöneticilerinin bağımsız hareket etmesine yol açtı. Muhammed bin Şeddad bu durumdan yararlanarak Dibini ele geçirdi ve Şeddadi hanedanlığını kurdu. 951 yılında Salariler hükümdarı Merzuban'ın oğlu İbrahim'in ülkesini toparlama gayretleri sonuçsuz kaldı. Onun Dibine gönderdiği Ermeni ve Lezgi gibi gayrimüslim unsurlardan oluşan ordu Muhammed bin Şeddad tarafından geri püskürtüldü. Muhammed Lezgilerin tehditlerine karşı Dibin civarında bir kale inşa ettirip ailesini oraya yerleştirdi. Erdebil'de durumu haber alan İbrahim bin Merzuban Deylemi Kürt ve Ermenilerden meydana gelen yeni bir orduyu Dibine sevk etti. Muhammed bin Şeddad bu kuvvetleri de püskürtmeyi başardı. Ancak kaledeki Deylemli garnizonun ihaneti yüzünden Van yöresinde hüküm süren Ermeni Vaspurakan prensine irtica etmek zorunda kaldı. Bu sırada Kafkasya'da yeniden denetimi sağlamak üzere baskılarını iyice arttıran Bizans İmparatoru 7. Konstantin, Dibini geri alabilmek için bazı teşebbüslerde bulunduysa da bir sonuç alamadı. Muhammed bin Şeddad 955 yılında vefat edince yerine en büyük oğlu Ali el-Leşkeri geçti. Muhammed bin Şeddad'ın ikinci oğlu Fazlun, İbrahim bin Merzuban'ın Gence valisi Ali et-Tazi'nin yanına gitti ve Gence'ye yönelik saldırıların püskürtülmesinde önemli rol oynadı. Bu olayın ardından kardeşi Ali el-Leşkeri'nin yardımıyla valiyi bertaraf edip Gence'yi ele geçirdi. 971'de İbrahim bin Merzuban, ertesi yıl Gence'yi geri alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca Şeddadileri tanımak zorunda kaldı ve Salarilerin güç kaybetmesinden yararlanan Ali el-Leşkeri topraklarını kuzeybatıda, Şemkur'dan doğuda Berde Ağa'ya kadar genişletti. 978 yılında vefat eden Ali el-Leşkeri Fazlun'u veliaht tayin etmesine rağmen yerine ordunun ve halkın desteğini kazanan diğer kardeşi Merzuban geçti. Merzuban'ın 982-83 yılları arasında Şirvanşah'a yenilip Berde Ağa'yı kaybetmesi itibarının sarsılmasına sebep oldu. Bu durum üzerine Merzuban'ın yönetimden çekilmesiyle yerine Fazlun geçti. Ardından Berde Ağa ve Beylekan'ı geri aldı. Daha sonra Gürcü toprakları üzerine yürüdü ancak yenilgiye uğradı. Fazlun, Kaket ve Heret'i istila edince Gürcü kralı 3. Bagrat, Ani Ermeni prensi Gagik ile birlikte Şemkur'u kuşatıp onu barışa zorladı. 1003 yılında Parisos prensi Grigor'un ölümünün ardından yerine geçen oğlu Filip'i davet ederek zincire vurduran Fazlun, 1022'de Ermenilerden aldığı Divi'nin idaresini oğlu Ebu'l-Esvar Şavur'a verdi. Ardından Şemkur'un batısındaki Siyavurdiye topraklarını zapt etti ve tekrar Şemkur'u kuşatan Gürcü kralı Giorgi'yi yenilgiye uğrattı. Ertesi yıl hakimiyet alanını Azerbaycan'a doğru genişletmek amacıyla Aras Nehri üzerinde bir köprü yaptırdı. Gürcistan'a düzenlediği bir seferden dönerken Gürcü kralı ile müttefiklerinin baskınına uğrayan Fazlun aldığı bütün ganimetlerin yanı sıra 10.000 askerini kaybetti. Aynı yıl oğlu Askeruye Beylekan'da isyan etti. Gence'ye yürümeye hazırlayan Askeruye'ye karşı diğer oğlu Musa'yı gönderdi. Musa Beylekan'ı alıp kardeşini öldürdü. Fazlun 19 Kasım 1031 tarihinde vefat edince yerine oğlu Ebu'l-Fazlun Musa geçti. Ancak 1034 yılında oğlu Ebu'l-Hasan 2. Ali el-Leşkeri tarafından bir suikast neticesinde öldürüldü. 2. Ali el-Leşkeri Gürcü ve Ermeni ordularını büyük bir yenilgiye uğrattığı bu dönemde Orta Asya'dan batıya doğru olan göçler sebebiyle bölgede asayişin bozulduğu bu tarihte Revadi emiri Vehsuda'nın hizmetindeki Oğuzlar Şeddadi topraklarına akınlar düzenledi. 2. Ali el-Leşkeri Vehsudan'la iyi ilişkiler kurarak gelecek tehlikelere karşı
tedbir almak istedi. Bu çerçevede Tiflis valisine Gürcüler ile mücadelesinde destek vererek cepheyi genişletti. O ölünce yerine oğlu Ebu Mansur Enşurvan geçti. Enşurvan, Bizans'ın Arran üzerindeki baskılarını azaltmak düşüncesiyle bazı sınır kalelerini Gürcü yönetimine devretmeyi kararlaştırdı. Ancak bu durum tahttan indirilmesine ve yerine Fazlun'un oğlu Ebu'l-Esfar Şavur'un geçirilmesine yol açtı. İdari tecrübeye sahip Ebu'l-Esfar Şavur, Ermeni prensesinin kız kardeşiyle evli olmasına rağmen Ermeniler ondan çekiniyordu. Müslümanlar arasında da Müslümanların muhafızı olarak tanınıyordu. Durum böyleyken 1053 yılında Bizans İmparatoru 9. Konstantinos Ermenilerin üzerine sefer düzenlemek istiyordu. Bunun için de Şeddadi hükümdarı Şavur ile anlaşmak zorundaydı. Bizans kralı Şavur'a bir elçi aracılığıyla hazineler ve hediyeler göndererek Ermenilerin üzerine birlikte hareket etmek istediğini dile getirdi. Şeddadi hükümdarı bu anlaşmayı sadece bir şartla kabul edeceğini, ele geçirdiği kale ve toprakların kendisinde kalacağı şartıyla Bizans kralı istemeyerek de olsa Ebu'l-Esfar Şavur'un bu teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Bizans kralı Şavur'a kendisinin Ermenilerin üzerine sefere başlamasını ve Bizans ordusunun ona desteğe geleceğini söylemişti. Fakat Bizans kralı aslında Ebu'l-Esfar Şavur'u tuzağa düşürmeye çalışıyordu. Ebu'l-Esfar Şavur, Bizans ordusu gelene kadar Ermenilere karşı zafer kazandı ve topraklarını ele geçirdi. Bizans ordusu ise Şeddadi sınırlarına varmış ve bu olayı haber alan Bizans kralı Ebu'l-Esfar Şavur'un fethettiği toprakları kendisine iade etmesini talep etmişti. Büyük Şeddadi hükümdarı ise savaştan dolayı yorgun ve bitkin bir halde olan ordusuna rağmen bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Bizans İmparatoru Şeddadi hükümdarından intikam almak isteyen Ermeni ve Gürcüleri de ordusuna katarak büyük bir ordu ile Ebu'l-Esfar Şavur'un üzerine yürüdü. Bunu haber alan Şavur, yorgun ve bitkin ordusu ile birebir mücadeleye giremeyeceğinin farkındaydı ve Divin şehrinde savunma savaşı yapmaya karar verdi. Ebu'l-Esfar Şavur, kale surlarının önünde su kanalları açarak toprağın çamurlaşmasını sağladı. Bizans ordusu kaleye vardığında ordu bataklığa gömüldü ve Kürt okçularının açık hedefi haline gelmesiyle Bizans ordusu, Kürt ordusu tarafından büyük bir yenilgi alarak neredeyse tamamına yakını bu savaşta yok oldu. Ebu'l-Esfar Şavur, bu savaşta askeri zekasının ne kadar üstün olduğunu ve yetenekli biri olduğunu kanıtladı. Bizans devletinin doğuya doğru ilerlemesi Divin Savaşı'nda durduruldu. Bizans kralı intikam almak için ve kaybettiği toprakları geri alabilmek gayretiyle günümüz Nahçıvan bölgesinde bir yıla yakın savaştıktan sonra Şeddadi Kürt hükümdarlarıyla anlaşma yaparak geri çekildi. Ardından Ebu'l-Esfar Şavur 1054'te Selçukluların bölgeye gelmesiyle Tuğrul Bey ile ittifak yaparak Selçukluların Ermeniler üzerine yaptıkları akınlara katıldı. 1064'te Ani'yi fetheden Sultan Alparslan, şehrin iradesini Ebu'l-Esfar Şavur'un oğlu Ebu Menuçihr'e verdi. Menuçihr, Kars'ı topraklarına kattı ve yaklaşmakta olan Bizans ordusundan çekinerek fetih sırasında tahrip edilmiş olan surları onardı. Ani'de 54 yıl hüküm süren Menuçihr, cami, hamam, kervansaray, saray ve bimaristan gibi birçok eserle şehri imar etti. 1067'de vefat eden Ebu'l-Esfar'ın yerine geçen oğlu 2. Fazlun başarılı bir yönetim sergileyemedi. Gürcülere esir düşmesinin ardından Arran, Şirvan Şahların saldırısına uğradı. Onun vekili ve oğlu 3. Fazlun zamanında Sultan Melikşah'ın emirlerinden Saftekin'in Arran'ı zapt etmesi üzerine 1075'te bölge Selçuklu idaresine girdi. Böylece Şeddadilerin Gence kolu sona erdi. Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra Selçuklu devletinin uğradığı sarsıntı ve hemen arkasından gelen 1. Haçlı Seferi İslam coğrafyasında çok ağır neticelere yol açtı. Doğu Anadolu'da ve Kafkaslar bölgesinde Gürcü tehlikesi baş gösterdi. Ani ve bu sırada Şeddadilere bağlı olduğu anlaşılan Divin, bölge beylikleriyle Gürcülerin hedefi haline geldi. Artuklu Necmettin İlgazi ile Erzen Bitlis emiri Kızıl Arslan ve diğer Türk beylikler Divine akınlar düzenlediler. Buna rağmen Şeddadiler 1105 yılına kadar şehri ellerinde tutmayı başardılar. Kızıl Arslan'ın halefi Togan Arslan 1118'de tekrar Divine saldırdı ve Menükşir'i öldürerek şehri topraklarına kattı. Menükşir'in yerine oğlu Ebu'l-Esfar 2. Şavur geçti. 2. Şavur
Kıpçak Türklerinden sağladıkları askerlerle bölgenin en büyük gücü haline gelen Gürcülerin baskısı yüzünden Ani'yi bu sırada Kars'ı elinde tutan Erzurum Saltuklu Bey'i Emir Ali'ye satmaya teşebbüs etti. Bu karara isyan eden Hristiyan ahali kısa süre önce Tiflis'i ele geçiren Gürcü Kralı David'i çağırarak şehri kendisine teslim etti. İkinci Şavur ailesiyle birlikte tutuklanıp Gürcistan'a gönderildi. Bu sırada Ebu'l-Esvar'ın veliahtı ve oğlu 4. Fazlun, Horasan'da Selçuklu Sultanı Sencer'in yanında bulunuyordu. 4. Fazlun, Ani'nin düştüğünü haber alınca, Irak Selçuklu Sultanı Mahmud bin Muhammed Tapar'ın yanına giderek askeri bir kuvvet temin etti. Fazlun ordusunun bir yıl kadar süren kuşatması esnasında şehirde açlık baş gösterdi. Tahta yeni geçmiş bulunan Gürcü kralından yardım gelmeyeceği anlaşılınca Ermeni ileri gelenleri şehri Fazlun'a teslim etmeye mecbur oldular. 4. Fazlun Hristiyanların katedrale çevirdiği Fethiye Camii'ni yeniden camiye çevirdi. Ardından Gence ve Divini topraklarına katmayı başardı. Ancak Erzen emiri Kurti Divini geri almak için giriştiği savaşta öldü. Yerine kardeşi geçtiyse de oğlu Mahmud Ani'ye gelerek yönetimi ele geçirdi. Mahmud'un iktidarı kısa sürdü. Onun yerine oğlu Fahrettin Şeddat geçti. Onun yönetime geçmesiyle Ermeni ahali isyan ederek yerine kardeşi 5. Fazlun'un geçirilmesini sağladılar. 5. Fazlun'un yöneticiliği döneminde Ermeni din adamlarının ayaklanıp Ani'yi Gürcü kralına teslim etmeleriyle sona erdi. 1161'de Gürcüler Ani'de içlerinde Hristiyanların da bulunduğu 1000 kadar insanı katlettiler. Ani'nin düşmesi üzerine aynı yıl 2. Sökmen, 2. Saltuk, Devletşah ve diğer bazı Türk beyleri Ani'yi kurtarmak için harekete geçtiler. Fakat 2. Saltuk'un savaş sırasında ordudan ayrılması yüzünden ağır kayıplar verdiler. Kazandıkları bu son savaştan cesaret alan Gürcüler Divini zapt ederek şehirde büyük bir katliam yaptılar. Bu olaylar üzerine Irak Selçuklu Sultanı Arslanşah ve Atabek Şemseddin İldeniz'in girişimleriyle oluşturulan büyük bir ordu 1163 yılında Gürcistan Kralı Giorgi'yi ağır bir yenilgiye uğrattı ve Giorgi Ani'yi iade etmeye mecbur kaldı. Sultan Arslanşah buraya Fahrettin Şeddad'ın kardeşi Şahan Şah'ı vali tayin etti. Gürcü Kralı Giorgi 1175'te Ani'yi 3. defa zapt edip Şehinşah'ı Tiflis'e götürdü. Böylece 220 yıllık Şeddadi hanedanlığı tarih sahnesinden çekildi. Bir başka Kürt tarihi videosunda görüşmek üzere.